Herkese merhaba. Bu videoda Minecraft Bedrock Launcher'dan bahsedeceğim. Unofficial Unix Launcher olarak geçiyor. Bunu FlatHub üzerinden Flatpak'te yükleyebilirsiniz. Uygulamayı açıyorum. Bu uygulama Minecraft Bedrock sürümünü Linux ve Mac üzerinde oynayabilmenizi sağlıyor. Bildiğiniz üzere Minecraft Windows 10 sürümü var. Ancak bu bilgisayar üzerinde sadece Windows işletim sisteminde çalışıyor. Bedrock sürümü hem Android'de, hem iOS'te, hem iPadOS'ta, hem Xbox, PlayStation, Nintendo'da çalışıyor ve bunların hepsi birbirleriyle de oyun oynayabiliyor. Aynı sunucuya bağlanabiliyorlar. Birlikte oyun oynayabiliyorlar. Ancak Mac ve Linux üzerinde böyle bir sürüm maalesef mevcut değil. Sadece Java sürümü bulunuyor ve bu launcher'da bu Bedrock sürümünü Linux ve Mac üzerinde oynayabilmenizi sağlıyor. Bu launcher kesinlikle oyunu korsan olarak oynamanızı sağlamıyor. Normalde bir Android üzerinden satın aldıysanız oyunu ya da iOS'tan aldıysanız, Xbox'tan, PlayStation'dan aldıysanız Windows'ta oynamak için Windows sürümünü de satın almanız gerekiyor. Ancak Linux ve Mac için böyle bir ürün olmadığı için bunu satın alamıyorsunuz. Bu durumda oyunu oynayabilmek için Android üzerinden Google Play Store'dan satın almış olmanız gerekiyor. Android sürümünü bilgisayarımıza yüklemiş oluyoruz. Ancak burada da gördüğünüz üzere benim bilgisayarım x86 mimarisiyle çalıştığı için x86 sürümünü indirip oynuyor. Ben burada farklı profilleri oluşturabiliyorum. Farklı sürümler için. Ben yine de en son sürümü oynayacağım. Oyna tuşuna basıyorum ve direkt açılıyor. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde de açılmış oldu. Giriş yapabilirsiniz. Ben giriş yapmıştım. Evet şimdi yüklendi. Buradaki tek sıkıntım market içeriklerinin ya geç yüklenmesi ya da skinlerin hiç yüklenmemesi. Ama sıkıntı olmuyor. Az önce bir geliyordu sanki. Ama yok hayır. Şöyle göstereyim. Kendim bir dünya oluşturup onda oyun oynayabiliyorum. Geçemedim. İstediğim gibi oyunu oynayabiliyorum. Hatta eğer burada başka biri olsaydı onların oyununa başlayabilecektim. Sunuculara gö girerek göstereyim oyunu. E, Pingi az olan bir sunucu bakayım. Ancak şuna girebilirim. Gördüğünüz üzere sunucuya da girebilmiş oldum. Yani oyunum orijinal ve dediğim gibi bu oyunu kırma şansınız yok. Şu an girdiğimde de oyunu kırmış bir şekilde girmediğimi göstermek için sunucuya girdim zaten oyunu herhangi bir sıkıntı olmadan oynayabiliyorum. Daha önceden de denemek amacıyla oyuna girmiştim. Hatta buradan bir şeyler satın almam bile mümkün. Dediğim gibi zaten Android sürümünü siz bilgisayara kurup oynamış oluyorsunuz. X86 mimarisinde çalışan bir bilgisayarda sıkıntı olmadan çalışacaktır. Benim şu an tabletimde yüklü olan Minecraft ARM sürümü ARM64 üzerinde çalışıyor. Muhtemelen siz ARM64 çalışan bir bilgisayara Linux kurup bu uygulamayı kurduğunuzda da sıkıntı çıkmayacaktır. Çünkü zaten indirmeyi Google Play üzerinden yapıyor. Hatta benim e-postamla buradan giriş yapıldığını da görebiliyorsunuz. Sizin bir Android cihazdan oyuna girdiğinizi düşünüyor launcher. Düşünüyor oyun ve sıkıntı olmadan oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir sorunum oldu benim. Ben buradan bir dünya yarattım. Bunu oynayıp ve ardından tabletime atıp oradan devam edip tekrar bilgisayarıma aktarmak istiyorum. Yani evdeyken bilgisayardan oynayayım, dışarıdayken ya da bir geziye gittiğimde falan tabletimden oynayayım istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Normalde save aktarımı gerçekten çok sıkıntılı. Android cihazlar arasında Google Drive'a yedekleme gibi servisler var. Ancak bunu burada kullanamıyorum çünkü dediğim gibi Android üzerinde çalışıyor bu servisler. Şöyle yapıyorum. Ayarlara gelip Storage'a geliyorum. Dünyaları aç diyorum. Burada benim oynadığım dünya var. Ben buna sağ tıklayıp Compress diyorum. Bunu bir Zip arşivine dönüştüreceğim. Zip olması önemli. Başka formatları seçmeyin. Bunu oluştur diyorum. Hemen ardından nokta .zip uzantısını MC world olarak değiştiriyorum. Ve bunu ben artık tabletime attığım zaman bu dosyayı Minecraft'la aç deyip dünyanın oluşturulmasını sağlayabilirim. Dünyanın tabletimde klonlanmasını sağlayabilirim. Ee, Android üzerinde dünyaların olduğu dizinler e, yazma korumalı, sadece okuma izinleri var o dosyaların. Ancak siz Android üzerinde de bu dizine gelip dünyaların olduğu dizine gelip onları başka bir yere kopyalayabilirsiniz. Dediğim gibi okuma izinleri var. Sadece oraya bir şey yazamıyoruz. O yüzden bu MC Word dosyasını oluşturmak zorundayız. Ben normalde hani root erişimim olsaydı oraya gidip bir yazma izni alırdım kendime. Bu dosyayı direkt elle kopyalardım. Hiç bununla da uğraşmama gerek kalmazdı. Ancak root erişimim olmadığı için bu şekilde dosyayı oraya atmak zorundayım. Oradan kopyalarken de bunu başka bir yere kopyalıyorum. Örneğin indirilenler dizinine atıyorum. Oradan bilgisayarıma bu gönderiyorum ve yine bu dosyaya uğraşmama gerek yok. Zaten bilgisayarda her yere erişimim var. O dosyayı direkt buraya kopyalıyorum ve oyunuma devam etmiş oluyorum. Yani yapmam gereken tek şey bilgisayardan atarken MC Word haline getirmek. Telefondan alırken de o dosyayı bilgisayarıma atmak. Hepsi bu kadar. İstediğim gibi ben bunu oynayabilmiş oluyorum. Dediğim gibi yaşadığım tek sıkıntı market verilerine ulaşırken yüklenmemesi. Skinler çok geç yükleniyor ya da hiç yüklenmiyor. Ancak bu da benim için açıkçası bir sıkıntı değil. Sonuçta var olmayan bir oyunu ben bu platformda oynayabilmiş oluyorum. Bu videonun da sonuna geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.